Burayı çekme kızım zaten gel. Çekme gel gel yukarı çekiyor bak gel. Burayı çekme. İslam Haram. Evet. Yaparlar ya. Yaparlar mı? Yaparlar. Hocamız gidecek, altında kalacak ileride. Öyle mi? Hadi. ...550 yıllık, 2. Beyazıt zamanında yapılmış olan camimiz halen daha dimdik ayakta. O yıldan bu yana ibadete, yani cemaatini beklemeye devam ediyor. Gelen herkes daha huzurlu, belki diğer camilere göre biraz daha huzurlu, biraz daha güzel bir şekilde ibadetlerini yapıyor. Burası ilçemizin, ilimizin ibadet hayatı açısından büyük bir şans. Buraya devamlı olarak sağ olsunlar ziyaretçilerimiz geliyor. Hem namaz için hem gezme için. İnsanların ilgisi nedeniyle haliyle devlet kurumlarında ilgisi biraz daha yoğun oluyor. Bundan dolayı bakımları güzel yapılıyor. İmam genellikle pek boş kalmıyor. Devamlı olarak atamaları yapılıyor. Dışarıdan ziyarete geliyorlar mı? Dışarıdan ziyarete İstanbul'dan, Adapazarı'ndan veya diğer illerden gelenler var. Hatta şöyle diyebilirim. Adapazarı'ndan daha yoğun İstanbul'dan ziyaretçi alıyoruz veya diğer illerden. Çünkü maalesef yakındaki tarihi eser pek değerli olmuyor. Uzaktakiler biraz daha değerli olduğu için biz dışarıdan daha fazla ziyaretçi oluyoruz. Üniversite öğrencilerimiz, hatta geçen bir araba, bir otobüs dolusu yabancı öğrenci geldi. Sakarya'daki ve diğer illerdeki Afrika kökenli, Avrupa'dan gelen öğrenciler vardı. Geldiler, gezdiler, beğendiler. Gelip de beğenmeyen hiçbir kişiyi görmedik şu ana kadar. Herkes memnun. Bu ilgiden dolayı biz de memnunuz. Biz ben geldikten sonra özellikle iki vakit burada kılıyoruz. Cuma namazlarında kalabalık cemaat o zaman yine buradayız. Hatta cuma günleri bizim cemaatimizin büyük bir çoğunluğu Kaynarca'dan, ilçemizden geliyor. Bizim köyümüzden oraya gidiyorlar. Oradakiler buraya geliyor. İşte bu iki tarafı da yaşatmaya çalışıyoruz. İki tane camimiz var gördüğünüz gibi. Her ikisini de ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ama burasının tabii yani Şeyh Mustafa'nın caminin yeri bir başka. Bu cami yıllardan beri bizim camimiz. Zaten bizim 8 mahalleden ibaret köyümüz. Bu 8 mahalle bir tek camimiz budu. Dışarılardan da komşular buraya bayramlarda büyük cami olduğu için buraya gelirlerdi bayramlarda, namazlarda, cuma namazlarında. Şimdi tabii her mahalleye cami yapıldı. Her mahalle cami olunca imamları oldu. Şimdi bu burada yalnız kaldı ama gene de güzel çalışıyor cami. Sonra vakıflar devredildi burası. Vakıflar şimdi güzelce burasını yaptırdı. Namaz kılınıyor. Güzel. Yani memnunuz. Kaynarca'daki cami bu bölgede gelenek olarak yapılan çantılı camilerin bir devamı olarak karşımıza çıkıyor. Kayıtlarda aslında
Orhan Gazi döneminden yapıldığı ifade edilmiş olmakla birlikte net bir bilgi yok elimizde. Fakat o dönemde yapılmış bu tip camilerin bölgemizin bir geleneği olduğu anlaşılıyor. Ve camiyle ilgili Şeyh Muslihattin Camisi camimiz, camiyle ilgili yaptığımız arşiv çalışmalarında vakıflar arşivinde yaptığımız çalışmalarda bir vakfiye, 1486 tarihli bir vakfiye ile karşılaştık. Bu vakfiyede cami ve etrafındaki birçok köyün bu yapıya da bağlı olduğunu, aynı vakfa bağlı olduğunu ve caminin aslında geçmişte büyük kütüphaneleri, çok sayıda kitap barındıran büyük bir kütüphanesi ve camiye akar, vakfa akar sağlayan değirmenlerinden söz ediliyor. Ancak yapının tekniği açısından baktığımızda ben bir önceki dönemini biliyorum. Restorasyon önceki dönemini biliyorum. 1996 yılından beri yapıyla ilgili çalışıyoruz. Baktığımızda mezarlığında caminin haziresinde yer alan mezar taşlarının 18. yüzyıldan itibaren var olduğunu ve mezar taşları üzerindeki kitabelerden camiye hizmet etmiş kişiler ve o bölgedeki caminin vakfının devamcısı olan kişilerin bulunduğunu gördük. Yani yapı şu anki haliyle Erken Osmanlı döneminin bölge camilerinin devamcısı gibi görünmekle birlikte, restorasyonla birlikte malzemesi maalesef tabii değişti. Ahşap malzeme olduğu için bu haliyle Osmanlı İmparatorluğu'nun başından beri devam eden bir yapı gibi görünüyor. Ve o büyük caminin içini dolduracak kadar cemaati bile yokken, cami 2009 yılında restore edildikten sonra ben bir bayram arifesinde ziyaret ettim yapıyı ve köyün bütün çocukları, kadınları ellerinde toz bezleri ve temizlik sularıyla camiyi sanki evlerin temizler gibi temizliyorlardı. Cami bence gerçek anlamını restorasyondan sonra tekrar buldu ve büyük camiye gitmek istemiyorlar çünkü betonarme, çünkü soğuk, çünkü ahşap insana daha yakın bir malzeme. Ve hakikaten tekrar tarih orada yaşıyor. Camide tekrar tarih yaşıyor. İbadet ediliyor. İbadet ediliyor, evet.